Herkese merhaba, ben Ozan ve modlarla Minecraft sezon 4'ün ya 4 ya 5. bölümüne hoş geldiniz. Belki de 6'dır. Hiçbir fikrim yok. Neden? Oruç. Şimdi texture pack kapattım, shader'ı kapattım. Neden? Çünkü böyle biraz stabil oynamak istiyorum. Ve shader'ı değiştireceğim çünkü shader insanın işte kasvet veriyormuş. Öyle bir yorum aldım. Ondan ötürü şimdilik o shader'la pek ilgilenmeyeceğim. Yeni bir shader bulacağım. Hatırlarsanız benim bir şeyim vardı. Bir zamanlar böyle. Kanalın ilk başında shader modlu bir multiplayer serim vardı. Orada shader mod vardı. Mod. Orada shader'lar çok güzeldi. O shader'lardan bulabilirsem onlardan koyacağım. Çünkü onlar da etraf aydınlık, günlük, güneşlik çok güzeldi yani. Ses de çok mu açık? Değil. Bana çok geliyor demek ki. Biraz kendi kulaklığımı kısayım. Şimdi bu bölüm gireceğimiz mod anında bu. Neden? Çok yoğun iste güzelliğine. Buradan bir aboneme selam yolluyorum. İsmini belirtmeyeyim de yağmasınlar çocuğun üzerine. Ahandam mod. Başımı dediğini yedi. Dedi bunu yükle. Tamam dedim. Lanet olsun yükleyeceğim. Progressive Automation dediğine göre Agrarian Skies 2'nin çok güzel moduymuş. Çok tutulmuş. Çok sevilmiş falan. Modun olayı ne? Çok beleşe böyle her şeyi yapıyorsunuz yani, olayı bu. Crafter falan var işte, ne bileyim. Var bir ve chopper'ı falan varmış bakın. Bunlar miner'dı yanlış hatırlamıyorsam. Planter var. Baya bu ucuza şey yani. Gel yavrum. Neredesin? Bu arkadaşlar, hoppa hoppa, dayı nasılsın? Bu mod bizim ucuza bir şeyler yapmamızı sağlıyor. Yani ucuza bir şeyler derken, normalde bildiğiniz gibi bizim hani çok ucuza hani ağaç farmı falan yapabilecek kadar halimiz durumumuz yoksa bile bu mod sayesinde yapabiliyoruz. Ağaç farmıdır. Bir şeyleri farm, bir yer farmdır genelde. Maden farmı da dahil, bir sürü de upgrade vermiş falan filan. Kabulcan upgrade. Bayağı var yani bir şeyleri. Değişik mod, güzel. En güzel yönlerinden bir tanesi bütün itemların normal kazma sıralaması var. Yani kazmaları, vanilla kazmalar, neden yapabiliyorsanız onlardan kazmaları ve diğer itemları onunla yapabiliyorsunuz. Mesela aynı aleti hem odundan hem taştan hem iron'dan hem diamond'dan yapabiliyorsunuz. İşte wither diamond varmış tabii. Bu da artık optur yani. Neyse. Oyun bir garip geldi gözüme böyle tekstür pek kapatınca. Ama en azından lavlar düzgün gözüküyor. Ve smelterimiz güzel. Bayağı da copper'ımız varmış. Şimdi bu bölüm yapmak istediğim şeyler arasındakileri söylemeden önce şu fırını bir göstereyim. Bakın ne kadar güzel. Kuvarstan yol yaptım buraya. Diğer bölüm hatırlar, yanlış hatırlamıyorsam şey yapmıştım. Bu fırını yapmıştım diye hatırlıyorum. Bu bölümde ağaç tarlası yapacağım. Ağaç tarlası yapmamın tek sebebi de ordo. Çünkü biz ordoyu en kolay chestleri bu construction table'da eriterek yapabiliyoruz. Chest içinde bize bolca odun lazım. Ne olay bu. Ve bu arada şu mod bile var yani. Neydi bu? Kim lan? Peki valla exchange hiç yok mu lan? Demedim mi lan onu? Çarpılırım lan. Nasıl olmaz? Nasıl olmaz? Dur, kalem nerede lan? Yazacağım bunu kenara, bir saniye. Nerede lan? Equivalent exchange 3. Aha. Bu modsuz olur mu ya? Bu mod olmadan olur mu ya? Tövbe tövbe. Neyse. Şimdi ağaç tarlası için şu gördüğünüz uyduruk moddan hemen basit bir ağaç tarlası yapalım. Progressive. Bu arada config ayarlamaları yaptım bol bol. Gördüğünüz gibi artık sprint yapabiliyoruz. Yani şöyle çift tıklayınca şöyle hızlıca koşabiliyoruz. Yani şöyle anladınız yani. Normalde Modular Power Seats modu bunu kaldırıyor. Yani bu sprint yapamıyorsunuz o modun pantolonunu yapmadan.
Ben onu ayarladım konfiglerden, artık koşabiliyorum. Öyle. Sonra şeyi ayarladım. Netherorlar'ın özel bir konfigini ayarladım. Artık Netherorlar şöyle söyleyeyim, patlamayacak. Yaratıklar saldırmayacak falan. Öyle. Bir de Nether Diamond Ore'u bir pull işlemek istiyorum. Bir config ayarlamıştım. Bakalım çalışıyor mu? Şimdi bunun 12 tane vermesi lazım. Vallaha çalışıyor. Aa, çok iyi. Dust. Bunu normal şey yapabiliyor muyuz? Enchant Chamber'da yapabiliyoruz. Güzel. Hani gördüğünüz gibi normalde 10 tane falan veriyordu galiba, bilmiyorum. Ben böyle 2 tane de kendime dedim double yapayım. Double check yapayım kendime dedim. Öyle onu da ayarladım yani. Gördüğünüz gibi bayağı diamond'ımız oldu. Güzel. Şimdi başka ne yaptım? Config ayarlamalarında bunu yaptım. Towncraft'ın şeyini kapattım. Yanlış yapmadıysam, ondan emin değilim. Yanlış yapmadıysam Towncraft'ın artık böyle bizim üstümüze saçma sapan düşman yollamayacak. Böyle yaratıkları falan üstümüze yollamayacak durup dururken. Of, ne güzel geliyor be. Şimdi hepsini bu alıyor mu? Almıyorsa çok bir sıkıntı büyük. Yani sesi alıyorsun eyvallah, da düzgün almıyorsan sıkıntı büyük. Şimdi öbür tarafa quarry kuracağız. Öbür tarafı quarry kurmak için bize önce Blaze Rod lazım. Çünkü Ender Tank yapmak istiyorum. Ama Ender Tank'in alternatifi de olabilir. Şu arkadaş ile. Nerede o? Yavrum sen neredesin? Buradasın. Bununla bir alternatif yapabiliriz. Ama bunun için de bayağı daha kasın şeyler gerekiyor. En kötü şey falan var. Nasıl diyeyim? Fantastik mistik şeyler vardı. Bazı bir modun hani böyle Ender bir şey vardı. Vanilla Ender chest'te yapabilirim bu sistemi. Ama çok kasınç olur. Şu Vanilla Ender chest'in config'ini kapatmışım. Muhteşemim ben. Şimdi bunu bizim maden dünyamıza buradaki petrolü götürmemizin bir yolu olmalı. Şimdi öbür dünyaya direkt item ışınlayabilsek bile bizim için yeterli, çünkü onunla bir sistem yapabiliriz. Şimdi bizim nasıl yapsak bunu? Bu işi nasıl becersek acaba? Şimdi merak ettiğim şeylerden bir tanesi şu. Acaba biz Minecart'ı buraya soktuğumuzda bu buradan öbür tarafa geçiyor. Minecart'la yapabiliriz mesela. Ben ne yapalım biliyor musunuz? Bence biz biraz rail yapalım. Bir deneyelim. Hani wooden rail yapsak bile yeterli şu an bizim için. Stick nature. Çünkü normal bir wooden kartı götürüyor. Şimdi 8 tane bundan. Tabi bir de crowbar yapmamız lazım. Crowbar ne için diye soracak olursanız da Reinforced Crowbar. Aa, normal aynen alıyormuş lan bu. Ben aynen olmuyor diye biliyordum. En az stilden oluyor diye biliyordum. Şimdi bize bir de kırmızı boya. O 4 tane çıkarıyordu sanırsam bu pulverizer atınca. Güvenemiyorum ama poh da çıkabilir. Bakacağız şimdi. Aynen 4 tane çıkarıyormuş. Güzel. Şimdi bir de ayran. 4 değil, 3 tane. Tamam. Crowbar'ımız hazır. Bu nedir? Bu Railcraft'ın canıdır, ciğeridir, aynı zamanda bir range görevi de görür. Şimdi bir de bize Minecart gerekiyor. Wooden minecart yok mu? Yokmuş. Neyse, olsun. Şimdi elimde iron az olduğu için ben bunları bronzdan yapacağım direkt. 5 adet bronz. Madem bronzdan minecart yapılıyor, yaparız yani. Hiç iron'ımı harcayamam. Nah çıktı.
Biraz daha mı hızlandırsam? Ha. Ve aynı şekilde minecart'ta bir tıklayış alabiliyoruz ve bunları çok hızlı kırabiliyoruz. Bu Crowbar'ın güzel özelliklerinden bir tanesi. Kırınca da mor geliyor her şey nedense. Aa, o zaman bu iş yattı. Yapabileceğimiz ikinci şey... Nether'dan lav mı çeksem lan bunlarla? Çok canım çekti şu an bak. Nether'dan tren yoluyla lav çekelim. Nasıl fikir? Şimdi benim bu seride canım uğraşmak istiyor. Kolaya kaçmak istemiyor. Yani bayağı hani eski modların tadını yaşatmak istiyor kendi kendime. Çünkü bizim zamanımızda Minecraft'ta ilk oynarken Ender Tank falan yoktu. 1.4'lerin başlarında Ender Tank yoktu. 1.4'ün sonlarına doğru eklendi. 7'lerde falan eklendi. O zamanlar biz böyle kurardık. Daha çok çalışırdık yani. Şimdiki gibi her şey kolay değildi. Şimdi lokomotif falan. O ne lan? Elevatör tire bile fasat yapmışlar. Manyak mıdır nedir bunlar ya? Şimdi çılgın projemiz için Nether'dan lav çekelim. Pompayla çekelim anasını satayım onda. Ya da daha çılgın proje için Miscraft Age'i bol bol yaratıp onlara kristal bulabiliriz. O kristallere de şey yapabiliriz. Kristal portal yapabiliriz. Ya da Enhanced Portal moduna girebiliriz. Enhanced Portal moduna girmek istiyorsam da benim bir enerji kaynağım olması lazım sınırsız. Şimdi Miscraft Age'i açabilirim bol bol ama onun için de yeterli güce sahip miyim bilmiyorum. Çünkü şöyle bir şey var, Miscraft Age'leri biraz sıkıntılı. Yani sonsuza dek hayatının kayma ihtimali var. Nasıl yapsak acaba? Kendimi hiç sıkıntıya da atmak istemiyorum açıkçası ama. Bence biz en iyisi. En iyisi biz şey yapalım. Şu Progressive Automation moduna başlayalım. Bu bölüm. Ben diğer bölüme daha böyle güzel bir şey düşünürüm. Şimdi biz ilk önce ne lazımdı? Ağaç tarlası değil mi? O zaman bize ne lazım? Planter. Yani şu üstü boşlardan lazım şekil olarak. Üstü boşların Stone Planter. Diamond Planter'a çok istiyor. Iron Planter. Ha bunlar seviyeymiş, güzel. Önce o zaman bunun tahtasını yapacağız. Onun için bir adet furnace. Şu Drawer'lar çok hoşuma gidiyor çünkü hiç çift sağ sol tıklamadan direkt alabiliyorsunuz istediğiniz kadar. Yani tek tek alabiliyorsunuz hiç öyle fantezilere girmeden. Bir adet çapa. Al sana bir adet çapa. Etrafında odun muydu senin yavrum? O normal odun istiyor. Ah muhteşem. Ah. Bizde şey var mıydı? Periyot meriyot varmış, güzel. Bir tane size bir tane periyot harcayarak nasıl kazma yapabileceğinizi göstereceğim. Bir adet balta daha doğrusu. Şey demeyeyim, kazma demeyeyim de. Normal çubuk göm gitsin ya. Gördüğünüz üzere periyot teçhidimiz var. Ve sadece bunu bir periyottan yaptık. Böyle de lezzetli güzel bir arkadaşta. Bir uyusam çok güzel olacak aslında. Ya da uyumasam mı? Uyumayayım ya bak bırakın. Asam alayım şöyle, asam da olsun bir yandan. Bunlar çok dolu. Bunun boş alanı yok mu? Neredeyse full lan bunlar. Gerekirse her şeyi bu aşağı atayım. Burada sadece baltam kalsın. Bu arada bu çalışıyor mu? Aynen çalışıyor, güzel. İskelet Bey neredesin acaba? Yukarıdasın sen, tamam. Ben de biraz ağaç keseyim. Şimdi Vein Miner mod. Snake. Hızı da gayet iyiymiş. Normal periyot bir X'e göre. Çok hızlı şu an. Tabii bunun en güzel özelliklerinden bir tanesi yaprakları hızlı kırmasıdır. Şöyle bunları da Vein Miner'a kırabiliyoruz tabii ki o yüzden. Ve şu şeyi magneti açtık mı? Muhteşem bir şey göreceğiz. Nedir o? Envanterinde yer yok. Süper. Ve bir kılıçlı bir zombi üstüme doğru geliyor. Nasılsın yavrum? Büyüyor mu lan bu gittikçe?
O zaman ben hemen envanterime boşaltıp geleyim. Yuhu, elmaslar. Enerjimiz bitmiş. Acıyarak son kömürlerimi de şuraya doğru gömerken bir yandan da envanterimi boşaltmanın keyfini yaşamalıyım. Kardeşlerimle envanter boşaltma keyfi. Envanterindeki gereksiz arkadaşları da şuraya atarsam. Aa, scoop. Aa, ben şey arıcılıkla uğraşacaktım. Şu an hatırladım bakın. Arıcılık güzeldir. Neyse, görüşürüz. Niye üstüme gelen her şey mor geliyor, hiç fikrim yok. 3 vurabilir miyim? Aha, vallahi vurdum bir ara. Yalnız sizin yüzünüzden ölürsem sıkıntı büyük. Sıkıntı büyük. Nerede o? Yemin ediyorum çiçekler açsın yaptık burada. Çiçekler açsın. Oo, sen nesin? Oh shit 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 shit. Dayı nesin? Dayı sen ne yaptın ya? Dayı sen ne ettin? Dayı sen kaç yaşındasın? Ne yapıyorsun sen ya? Dayı sen ne yapıyorsun ya? Tavuğu da esir almışken de şey kölesi gibi, yemin ediyorum. Kafayı yemiş ortalıkta geziyor deli deli. Deli olan bu da nedir? Kafayı mı yedin dayı sen? Oha. Korktum lan. Ana, avrat varmış orada. Ben buranın yabancısıyım ya. Ben buranın kesmeye geldim ya. Biz buraya geliyoruz, araba alıp satıyoruz. Bizim başka bir şeyden haberimiz yok yani. Oh shit. Sesin de sonradan çık. Ondan sonra yok efendim, ben işte. Sonra yok efendim, zombilere eşittik. Al sana eşittik zombilere. Nasıl zombilere eşittik olsun? Sen bana böyle vuruyorsun. Sen bana vuruyorsun. Sonra ben sana vurunca sıkıntı büyük. Mor mor XP'ler geliyor. Acayip acayip şeyler oluyor. Asalarım bile fullenmiş yani. Böyle XP'de kasmışız bu arada. 41 falan olmuş. Şimdi ilk öncelikle amacım benim şu şey. Şu enchantment table. Gel gel. Havada vurma uç. Anan. Ne oldu lan? Arkacılık nasıl oluyormuş lan? Enchantlı bow'la vuruyor pezevenge bak. Bak bak, o beni görmüş oradan, o istemiş, o dilemiş beni, lag oluyor. Single falan önden nasıl lag olur? Trollüyor, yemin ediyorum trollüyor, manyak pro ya. PvP prosu olmuş adam. Adam yemin ediyorum PvP prosu olmuş ya. Oha, 25 canım var lan bunların. Aa, çocuğuyla beraber grup yapıyor. Çocuğuna tek attım, ağzına kayarım lan seni. Soyunuzu kurturun lan, soykırım yaparım lan size. Arkacı piç. Siz hep burada sülale miydiniz yavrum böyle? Aha, çantam yok. Ha, buradaymış, tamam. Çantada yer kalmamış lan çantada. Neyse. Bunlar burada böyle nesilmiş. Neredesin yavrum? Gel. Gel yavrum. Gel. Her şey güzel olacak. Neredesin? Örümcek Bey de bana saldırıyor oradan. Bayağı stringimiz oldu yemin ediyorum ya. Aa, pembe ağaç varmış. Dur, pembe ağaç keselim. Vur vur vur, gel anan, gel 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 piç, gel gel gel. Aa! Nasıl fire sınırsız aronot var yani, yardırı gitsin. Şimdi ne atalım? Zombi kafası at, stik at ya da şunları da dik yere. Şimdi kafa lazım, kafa şart, örümcek gözü lazım olur. Ne kaldı yerde? Hiçbir şey kalmadı, güzel. Pembe saplinglerimizi de aldık. Envanterdeki odunları bir de fullleyeyim ben bir. Evde görüşürüz o zaman. Hayvan gibi ağaç kesiyorlar ya. Kimi dalından giriyor, kimi gövdesinden giriyor. Hayvan gibi kesiyorlar. Ben anlamıyorum yani. Oha, neden nereye geldik lan biz? Çok yanlış geldik. Aha, bal kapağı. Aha, inek. Ölüyor mu lan? Çok sağlammışsın sen. Bravo. Neyse. Bu arada şu çimlerin nasıl böyle gözüktüğünü, böyle havalı gözüktüğünü merak edenler de varsa, bu Optifine'in bir ayarıdır. Better Grass diye geçiyor. Bunu fast yaparsanız böyle oluyor. Onu da belirteyim.
Çok fazla sayıdaki odunumuzu da kestikten sonra şöyle fantastik olaylarımıza bir giriş yapabiliriz açıkçası. Açıkçası. Şimdi tabii ki pembe odunlarımı harcamayacağım çünkü pembe odunlar pembe. Chest varmış. Oğlum bir de stone lazım bize. Stone da gerçek stone istiyor ha. Zenginliğe bak. Kesin stone hoe istiyordur. Aynen stone hoe istiyor. Stone hoe'yu da stone'la yapayım mı? Fantezi olsun. Şimdi sen stone istiyorsan senin stone istemen lazım. Cobblestone istemen lazım yani senin çünkü alet cobblestone'da yapılıyor. Ama sen gidiyorsun Latin Şahin'e ne yapıyorsun? Hayvan gibi şey yapıyorsun ya. Olmaz. Şimdi bize bol bol stone gerekiyor inceden. Şöyle bol bol da stick. Yakın bir zamanda da Carpenter's Brew'a girersek Dadundan yenmez. Stone'dan sonra ne istiyorsun? Sen Iron istiyorsundur kesin bir de deli gibi. Iron nerede peki? Burada. Oh! Oh! Maşallah. İçim titredi valla. Son yeter. Şimdi en basit ağaç tarlamızı nereye kursak? Buraya. Ben burayı bir düzleyip geleyim o zaman. Ve burası da bitti. Şu arkadaşı şöyle ortalara bir yerlere bir yerleştirelim ve içine bakalım. Bakalım range'i 1'miş. Yani etrafındaki bir alanı dikiyormuş. Food yokmuş, hazır değilmiş. Şimdi buna koymamız gerekenler çok basit. Sapling. Bir de şey. Onu ağacı kazacak aleti. Bir de şey işte. Yakıtı. Tabii benim her şeyden önce neye ihtiyacım var? Yemeğe. İki tane de Ender pearl'ümüz var. Şunlarla güzel şeyler yapabiliriz. Öncelikle o aklarımızı alıyoruz. Sonra telefonum titriyor bir güzel. Allah'tan bu sefer bangır bangır aragaz çekmedi size şimdi. Telefon kafayı yedi. Şimdi yemek için tabii ki de şu tarladan biraz faydalanalım değil mi? Bir adet çıkmış mesela. Bu bir ekmek eder. Tabii ki de ekmeği de taş fırında yapacağız. Taş fırında yapacağız ekmeği de. Bakın ne güzel zıplıyor. Yavaş yavaş batıyor. Bekliyoruz. Hadi sıcacık ekmeğimiz fırından çıksın. Hop çıktı güzel. Teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi ne güzel de doyurdu. Şimdi çok merak ettiğim bir şey var. Ben buna bronzdan bir ho koysam bu ne eyler? Ya da ne yapar? Ya da ne eder falan. Ama her şeyden önce sanki buna bir yakıt koysam benim daha çok işime yarayacak bir şey gibi duruyor. Yakıtı da şuradan çalalım. Al yavrum sana yakıt. No seeds at ready. Balta koysam olmuyor. Ho koysam. Şimdi bu planter'dı değil mi? Ben büyük ihtimal yanlış aleti yaptım. Farmer. Evet. Fail. Fail. Lanet olsun. Millet. Sanırım anlamışsınızdır. At seat diyor. Lanet olsun yanlış alet yaptım. Neyse ben hemen doğrusunu craft edip geleyim o zaman. Evet millet doğrusunu craft ettim ve yattıktan sonra yapacağım. Bir de ne olur ne olmaz diye bir tane bronzdan balta yaptım. İçine koymak için. Şimdi deneyeceğiz bakalım. Doğrusu çalışacak mı? Aletimizin adı Chopper. Chopper'mış yani. Baltayı şuraya koyamıyoruz. Vanilla gerekiyor illa sanırsam. Lanet olsun. Bu alet iğrençmiş. Vazgeçtim. Bok gibi alet. Keşke ölse. Lan. Ama ekeceği yerler. Add tools.
Bronz baltayı da boşuna yaptık. Geri dönüştürüyor mu? Dönüştürülmüyor. Neyse. Bir tane bronz baltayı sileceğiz. Yapacak bir şey yok. Onu hiçbir şekilde kullanmam çünkü. 3 tane arkadaşımızı feda etmek durumunda kalıyoruz. Yapılışı aynı. Sadece ho'ların yerine şey koyuyorsunuz. Balta koyuyorsunuz. X koyuyorsunuz. Yavrum, hadi. Of. Iron X geri dönüşüyor mu? Neyse, bunu upgrade etmek için kullanırız. Tamam. Muhteşem bir mod bu. Herhalde şöyle bir kehanet tahminim var. Bunun son versiyonu olan Diamond versiyonunda her tool'u kullanabiliyoruz. Şöyle de olabilir mesela. Ama ondan önceki versiyonlarda sadece seviyesi kadar kullanabiliyoruz diye bir düşündüm. Yani bizim buna en fazla koyabileceğimiz şey taş. Sımsıkı sert taş böyle. Aa, ve bunun upgrade'leri var tabi. Ne? Stone upgrade. Wooden upgrade. Yapalım lan, merak ettim. Altı artı şuradan iki çalalım. Şöyle. Şöyle. Stone upgrade nasıldı? Bunlar acaba neyi arttırıyor? Acayip. Bundan sonrası da iron. Iron da az istiyormuş bak. İnsaflı davranmış gene. Şimdi ben bunu buraya koyarsam bunun range'i 2 oldu. Güzel. Bunu buraya koyarsam bu başlıyor. Running. Bu mu yani? Bu kadar mı? Ne bu yani? Bu mu ağaç tarlası? Bu mudur adalet? Bu mudur şey yani? Buna bir de fertilizer upgrade mi koysam ya? Öyle bir upgrade vardı galiba. Dur bakayım var mı? Better chest. Ben diğerini de çalıştırayım lan, ne olur ne olmaz. Onu da yanına koyarım. Nasılsa çünkü kadar yer kaplıyor. Şöyle koysam bile gider. Koy. Buraya değil, buraya. 50 tane odun koy. Ve seed koy içine. Koşamıyorum. Açlar öleceğim. Cotton seed. Ne varsa koy acı. Yardır anasını avradın. 3. Bir tane de normal seed var. Fakirlik diz boyu. İyi Allah'tan diğer modlara seedden dikebiliyor. Yavrum hayırdır? Etrafından ben çapalayayım? Ne yapayım? Al. Tamam, dik şimdi. Dik ananın. Tamam, onu dikme ya, bunu dik. Senin gibi tarlanın hayatını seveyim. Diksene lan. Range 2 mi? Bunun range'i 2 olunca bu sadece 2 tane mi dikiyor? Yok, bu baktığı yöne dikiyormuş sanırsam. Bu baktığı yön var mı? Bu yok, o zaman bu Allah'a emanet dikiyor. Ya da... Acaba doğru mu tahmin ediyorum? Acep. Mesela böyle. Allah'a doğruymuş. Ama o zaman sıkıntı büyük. Üstüne her seferinde böyle şey mi koyacağız? Hayvan gibi şey mi yapacağız illa? Ne? Ne bok emmidir bu mod ya? Bu ne bok işler bunlar böyle ya? Ben böyle zıplaya plant mi yapacağım ya? Dikme üstüne, istemiyorum.
Ulan bunun range 1 olunca bu sadece üstüne mi dikiyor? Hayvan gibi şey yapmışlar ya. Hayvan gibi mod yapmışlar. Bu nedir ya? Resmen hayvan gibi mod ya. Böyle mod mu olur? Kim yaptı modu? Gelsin buraya. Ona bir pilav şey yapacağım, ikram edeceğim. 30 dakika olmuş ya. Hayvan gibi bölüm yapmışlar. Al. 2 yaptım. Anca şeye dikiyor. Bu ne biçim şey? Nasıl bir şeydir bu ya? Nasıl bir şeydir ya? Tamam, bir tane dikti, hayatı kaydı. İkinciyi dikemiyor bile. Range 2 diyor. Bu da 2 tane dikebiliyor değil mi? En fazla şimdi. Bir de üstüne dikecek. Tamam, bu kadar. Allah'ım, iğrenç mod. Ay iğrenç. Hayatımdan soğudum. Neyse. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay.